defa bir oyunu canım videosunu izleyelim. Evet, geldik Reis'le şimdi. Asıl mesele burada patlıyor. Türkiye'deki benzinlikten farklı mı? Benzinlik benzinlik değil, otobüs peronu gibi. Türkiye'de tırcıydı. Amerika'ya özel olarak getiriyorum ben onu. Bana ulaşmasaydın gitmeme durumun mu vardı? Vardı, açık ve ne söyleyeyim yani. Sana ulaşmasaydın gelmeyecektim yani. Hayır, yok, gelmişler. Geldikten sonrası bu. Ayak gidiyordu. Aynen. Türkiye şimdi miydi oğlum orası, anlamadım. Ertan abimle yola çıkacağız. Ertan abimi uğurluyoruz. Ertan abim için sözleri nelerdir veda etmeden? Allah yolun açık etsin dayım. Önce Allah'a sonra sana emanet. Artık bizim yolculuk başlıyor Ertan abimle. Hoş geldin abi, hoş ailemize. Abi. Ertan abimle Bursa'da tanıştık. Green Card talihlisi. Şimdi gideceğiz. Ah, oh, Green Card çıkmış. Yapacağız. Bir hikaye bitiyor, bir hikaye başlıyor. Buradan sevenlerine de selam olsun. Ertan abi bundan sonra bizimle. Hadi görüşürüz. Ne zaman seyrederiz? Ne zaman seyrederiz? İlla katıl abone olalım. 2-3 hafta inşallah. Oğlum ben de şu an hatırladım Türkiye'den gelirkenki o günü, o geceyi hatırladım. Sabah 5'teydi uçağım. Lan bir ağlamıştım. Bir ağlamıştım. Ananı sik. En yakın iki tane abi, arkadaşım buz gelmişti. Abi buz buharlaşır sana katılıyorum. Kız arkadaşım gelmişti. Annem babam bu gelmişti. Bu arada ban taleplerine sadece bakar mıyız ağlamıştım bugün? Özleyeceğim onları diye. Çok fenaydı. Nasıl hissettin ilk bir ay? İlk bir ay değil, ilk 6 ay. Yani felaket ağlamıştım. Onları bırakıp gitmek çok zor ya. Harbiden. Ama sonra alışıyoruz. Abi sen kalıcı olarak geldikten sonra Türkiye'ye tekrar dönmüş müydün? Hayır. Aga be. Ben ağlamazdım galiba. Hiç. Bak aynı cümleyi ben kurdum. Ne olacak oğlum, gidiyorum işte, gelirim bir ara. Ben ağlamam, ben alışığım zaten. Ben zaten İzmir'de yaşıyorum, Muğla'da okuyordum. Uzaklığa alıştım falan filan. Öyle bir şey olmuyor. Öyle bir şey olmuyor. Fena ağlıyorsun. Abi VIP kesme isaretlilik aldıydım. Prim kasma mı? Ne prim alın? Evet, mal mısın? Geldik Reis'le sana burada şimdi. Aslında duygularımdan bahsediyorum. Piç. Ne prim? Giriş. Heyecan başladı. Sıkıntı çıkmaz ya Green Card'lısına. Amerika'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Ertan Reis'le indik. Çok rahat geçtik. Türkiye'de daha çok zorlandık çıkarken. Aynen. Türkiye'de yaşadığımız sıkıntıyı burada yaşamadık. Burada hemen bakan geç, bakan geç. Hatta beraber aynı sıraya girdik. Ona da bir şey demediler. Kaynadık arada. Sonra Ertan abinin adresine baktı. Buraya gelir dedi kartın. 2-3 ay dedi. 2-3 ama ay dedi. Pasaporttaki yazan ID numaralarla işini halledebilirsin dedi. O iyi oldu yani. Green Social Security Number'ı direkt alabilirsin dedi. Bir sıkıntı yaşamadı Ertan abi. Kolay geçti. Aynen. Green Card'lı. Allah. Kadın da çok nazikti. Evet. Adam da nazikti. Adam diyor ne? Herkes nazikti. Baklava mı getirdin? Dedim baklava mı seviyorsunuz? Oh yeah diye gülüyor. Şimdi Uber çağırdık. Arabaya doğru gidiyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet. İnsan arabasını özlüyor ya. Geldik Reis'le. Şimdi yolculuğumuz Ohio'ya. Ha, ban talepleri değil mi? Ban talepleri var daha, bekle. Yine her Uber yayını sonrasında telef oluyor chatçi ya. Sen abime bazı mallar anlamıyor, telef oluyor. Bunlara bir bakalım. Benzinlik benzinlik değil, otobüs peronu gibi. Şuraya bak, 50 tane pomp, belli 50'den fazla pomp. Oha, bu da harbiden çok fazlaymış. Hangisine girelim? Farkı böyle ya. Benzinlik mi olur lan? Şurası bir hava uçsa var ya, Amerika patlar ha. Bu ne amına? Canlı hangisi? Bak, bu harbi büyükmüş abi. Aynen. Rahat 50'den çok daha fazla. Evet, şimdi Ertan abimle dünyanın en büyük benzin istasyonuna geldik. Yaklaşık 300-400 araçlık pompaları var. Uçsuz bucaksız ya. Ucundan ucuna yürüyemezsin. Hepsi de dolu. Hepsi de dolu. İlk ziyaretimiz buraya oldu. Ertan abi hayretler içinde. Yani. Ertan abi şok, aman okuyayım. Vay amına, Amerika neymiş lan ya? Ne diyorsun? Evet abi, ilk defa gördüm ben böyle benzin istasyonu. Ama ben de görmedim çok şahsen bak. Ben de Amerika'dayım kaç yıldır, ben de görmedim. Harbiden çok fazla. Şeyin işi de aynı.
20 yakın tanelik gördüm de 50 tanelik görmemiştim. Aynen, alışveriş merkezi gibi ya. Yolculuğumuz şimdi Ohio'ya. Ertan abi Türkiye'de tırcıydı. Amerika'ya özel olarak getiriyorum ben onu. Amerika'da tırcı olması için çalışmalara başladık. Yeni bir proje. Böyle gelen vatandaşlarımız da olabilir. Bu şekilde videonun detaylarına daha sonra da değineceğiz. Serüvenimiz başladı. Kaç yıldır tırcıydın abi Türkiye'de? Ben 10 senelik tırcı hayatım var. 10 senelik evet. Tırcılık hayatım vardı. Burada senin için daha kolay olacak. İnşallah senin sayende. Estağfurullah. Bir ilk aşamayı atlatırsan gerisi kolay. Ertan aynen. Abimle biz Bursa'da tanıştık. Perihan abla da aracı oldu, ablası. Sosyal medyadan ulaşmışlardı. Nasip denk geldik. Aynen. Konuştuk. Dedim abi gel aynı tarihte gidelim. İlk aşamalarda yardımcı olurum sana dedi. Zaten green card avantajı olduğu için birçok şey kolay olacak. Yani 1-1,5 aya seni tırcı görebiliriz. İnşallah. İnşallah. Ne diyorsun bu süreç hakkında? Biz gayret edeceğiz. Sen yol göstereceksin. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışacağız. Bekliyor muydun green card çıkacağını? Green card çıkacağını beklemiyordum. Zaten o bir sürpriz oldu can. Bir de sana bu iş için sana ulaşmak sürpriz oldu. Allah'tan işimiz şansımız yaver gitti diyelim. Bana ulaşmasaydın gitmeme durumun mu vardı? Vardı açık ve net söyleyeyim yani. Sana ulaşmasaydım gelmeyecektim yani. Yansın diyordum. Çünkü şimdi burası az zor. Kalmış bir de. Az kaldı. Bir buçuk ay sonra bitiyordu sürecin. Allah denk getirdi işte. Demek ki yiyecek ekmeğimiz varmış. Ben de onu duydum zaten. Sandım Perihan ablayla green card çıksa yanması... bana ulaşamasanız gelmez misiniz mesela? Biz de sana ulaşsak engellersin. Tabii engellerim. Ne uğraşacağım? Can'a ulaşın. Can yardım ediyor. Ben uğraşmam. Ne yapabilirim ki ben oğlum? Can burada Gökhan şirketi abi, var. Ben hani öğretiyor, ediyor. Ben ne yapabilirim? Fazla oldu Gönüber sanki. Yap derim. Git kendi arabanı al. Artık her mallık yaptığımda bir gün mü yiyeceğim bir hafta mı? Gibi. Neyse seni seviyorum. Benim içimi de yakardı yani. O yüzden hoş geldin Amerika'ya. Bugün ilk günün. Senin yeni serüvenin başlıyor. Gidip başlayacağız. Yolculuğumuz devam ediyor. Bak memur demiş ki reis çok ciddiyim. Benim param var. Ev almayı planlıyordum. Green card çıksa ev konusunda bana yardımcı olur musun? Ben de sana yardımcı olurum. Ya memur ben ne yapabilirim? Amına koyayım anlamıyorum ki şu yazdıklarınızı. Yani ne yapayım? Ev mi üreteyim sana? Ev mi yapayım? Ben emlakçı mıyım? Yani nasıl bir yardımım dokunabilir oğlum? Bilmiyorum ki. Geleceksin, internetten bakacaksın. Gideceksin. Paran varsa alacaksın. Yoksa alamayacaksın. Yani bu kadar basit. Ben ne yapabilirim oğlum? Ben sana ne yapabilirim? Ben bunu anlamıyorum. Hiç alakam olmayan konularda insanlar benden yardım istiyor ya. Böyle her seferinde bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum diyorum. Sen anca 31 yazıyor sonra. Al işte. Tamam 31. Donate'leri evet, okumamız lazım değil mi? Artık bot okumadığı için. Yani ben duymadığım için. Buz buharlaşır falan demiş. Okey. VIP kesme işaretilik. Ne? Abi VIP kesme işareti lig aldıydım. Ne zaman aktif olur? Kesme işareti ne? Memati Gökhan abi Memati bir hafta mute attığını fazla oldu sanki. Artık her mallık yaptığını bir gün mute diyorum bir hafta. Canımın istediği gibi sana mute atacağım Memati. Çünkü çok fazla boş yapıyorsun. Yapmaman için uyarmıştım. Demek ki bir haftalık mute'larla anlamamışsın. Akıllanmamışsın. O yüzden istersen bundan sonra birer hafta atarım. İstersem hatta ikişer hafta atarım. İstersem seni sonsuza kadar mütleyebilirim yani. Canımı istediğine göre. Geldik evimize. Ertan abimi Troy'daki eve yarın çok boş yapıyor Discord'da ya mal. Burada da kim var bilmiyorum ki. Ekstra arabalar var bak. 6 tane araba var çözemedim ben. Bakalım bana da sürpriz olacak evde kim yaşıyor. Bu ev şimdi kimin eviydi mesela? Hoş geldiniz abi. Ne işin? Ne yaptınız abi? Geldik. Bir saatten sonra senin dediklerini yapacağız. Tamam. Ne yapmamız gerekiyor, ne etmemiz gerekiyor? Zaten konuştuk. Beraber geldik. Güzel bir yolculuk yaptık. Sağ olsun Kenan da yardımcı oldu. Şöyle yapalım. Ben Sevil abi de burada. Gel abi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sağ ol. Sen de hoş geldin. Hoş geldin abi.
Geçen sen ben konuşmuştuk abi. Green Card'la gelen vatandaşlarımız için yardımımız olacaktı, söz vermiştik. Ertan abiyle biz Bursa'dan tanıştık, yolda beraber geldik. Bu sadece Green Card'lara özel bir şey genel olarak. Ertan abiye biz taksit yapacağız. Senin de onayın olsun, sen de burada ol. Tabii ki, yardımcı olmamız lazım. Zaten Türkiye'de de tırcılığı var. Madem Green Card'la çıkmış, bu hayırlı işe vesile olalım. Okulunu okusun, hatta yarın başlasın bence. Yarın var değil mi sınıfımızda hafta sonunda abi? Var. Tamam, yarın başlasın, okulunu okusun, zaten permitini alacak o ara. Ondan sonra da belki sen de Oğlum bu ortam bana çok gergin geldi lan. Sanki böyle bir karşıt fikirde birisi bir çıksa böyle silahlar patlayacak gibi geliyor. Böyle öyle bir ortam var sanki. Çok gergin, çok gerildim yani. Çalışır uygunluk olursa, yoksa bakarız zaten işlerimiz çok, yönlendirebiliriz. Aydan aya da öder. Yaparız bir ödeme şey sistemi. Yabancı değil bizim vatandaşımız. Ben öyle düşündüm. Daha önceden de konuşmuştuk. Sen, uygun sen hocam. De, senin için de uygunsa. Uygun. Başka yardımcı olalım. Ben de şimdi sizleri tanıdığım şey dediğim için benim de ilk tercihim sizin yanınızda çalışmak. Yani varsa da yoksa yapacak bir şey yok da. Her nasip olur da hayırlısını alırsak bir an evvel. Siz de artık nasıl uygun görürseniz ihtiyaç olursa sizin yanınızda çalışmayı tercih ederim tabii. Olur. Olur. Bunu da Green Card'la gelenler için böyle bir seçeneğimiz olsun. Bizim yönlendirdiğimiz işlerde çalışabilirler. Ödemelerini böyle yaparlar. Biliyorsun geliyor vatandaşımız Green Card'la bir boşluğa düşüyor. En azından tırcılık isteyen de çok. Yok lan Can öyle bildiğiniz ya da kameradan videodan gördüğünüz gibi bir adam değil. Can gerçekten düzgün bir adam. Gelsin, çalışıyor, ediyor, yardım ediyor. Benim gibi değil. Yardım ediyor yani. Ben siklemem ama Can iyi adam. Yani zaten 6 ay çalışsa okulun şeyini çoktan öder. Düzenini de kurar. Sıkıntı olmaz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ha ben görmedim de uzun zamandır takip ediyorum. Zaten evlerimizde tanışmadık de ama tanışırız inş. Biliyoruz Ertan abi. Kenan da orada. Fırsat olursa. Hafta sonu sınıfına başlarlar. Ondan sonra da akabinde gelişir yani olaylar. İyi olur. Görüşürüz, ben giderim. Görüşürüz. Kim orada ses yapanlar? Kim orada? Bahtiyar var. Kim var? O Bahtiyar abi mi gelmiş? Bahtiyar abi burada. Ya bir selam abi vermiyor mu ya? Onur abi burada. Oo Onur abim de burada. Can. Can gerçekten. Bir saattir görüşmüyorum. Çok vakit olmuş. Sonraki saattir seni görüyorum. Niye? Huzurlarınızda Bahtiyar abi. Türk dizisi gibi girdi. Can. Bahtiyar abi de yazalım mı? Aa ben. Bursa. Beni. Aa bana benziyor lan. İnşallah. Diğer aya yatıyor inşallah. 1-2 ay içinde. Kafamda şuradan bir tarih olsun da. Bahtiyar abi seni Nisan en geç bahar geldiğinde işte. Nisan, Mayıs. Nisan sonuna yazdı. Nisan 17'sinde sen her ehliyete meşalelerle şeyler geliyor herhalde senin kağıtlar. Ortam bir yumuşadı bak. İlk anlara göre biraz daha böyle ortam yumuşadı, ısındı, buzlar kırıldı. Çok sağ ol. Ertan abi yeni geldi. Onur abiye de ehliyet verelim. Ya tırın zincirini söker misin? Hep beraber sökelim mi tırın zincirini? Hadi hep beraber sökelim. Hadi gel. Sökelim. Bir şey diyeceğim. Hep beraber benim yükü de biraz kaydıralım mı geriye? Nasıl? Oğlum. Canlı sağ olsun. Oğlum. Abi eski tırcı burada. Ne sabır sökeceğim? Ya bir üstü ufak bir parça var. Hatta görmüş olur. Tabii anladım. Yani eğitimin içinde bu da var. Şey yaptık abi, Ertan abi yarın başlatıyoruz okula. Mezun olunca da seninle training'e çıkıyor. Hayırlı olsun. Çok güzel bir paket oldu. Onur abiyle training'e çıkmak güzel bir şey. Ya ben ne eğitim vereceğim adam? Ali'nin tırcısı. Alican da gelmişken, Alican da hoca yapalım bence. Evet. Ayrıca... Tamam anlaştık ben abi. Ben bıyıklı hoca istiyordum. O zaman Ertan abinin hocalığını da Ali Can yapsın o zaman. Nerede yapacağız? Yartta mı? Hadi gidelim hep beraber. Hadi bakalım tamam, hadi bak. Hocam şu odadan bir çıkın artık biz çok gerildik ya. Vallahi birbirimizi vuracaksınız gibi duruyor nedense. Ben öyle bir şey aldım ya. Heh. Böyle oh be rahatladım. Bir şey olursa kaçabilelim en azından. Tırın arkasına falan saklarını. Çok kasvetli ortam geldi bana ya. Tırda tır mı çekiyor lan? Bu ne? Harbiden öyleymiş.
Al lan, kıracağım. Kalkmıyor. Kaldır. Bunları da mı öğretiyorlar şimdi şeyde? Neydi onun adı? Tır kursunda, ehliyet kursunda bunları da mı öğretiyorlar? Kurban olayım ya. Ya Allah, bismillah. Yani bir tır şoförünün görevi sadece tırı sürmek değil, aynı zamanda bunları da mı yapmak amına koyayım? Ayak gidiyordu. Dur hocam, basabilirsin ayağımda. Hayda. Ben de diyordum acaba tırcı mı olsam diye. Tırcı olacağım ama bunlarla ya yapamazsam? Zor gibi duruyor oğlum. Kolay iş değil yani sanki. Ara chips. Lan dur, kahve döküldü ağzıma. Musti. Tırcılık sadece direksiyon çevirme değil la Gökhan demiş. Musti bize tırcılık.